Nüfusunun tamamı Osmanlı Türk'ü olan Başpınar Köyü'ne. Romanya farklı kültürlerin asırlarca iç içe yaşadığı bir ülke. Bölgedeki Türk köyleri ise fiziki görünümleriyle ve sosyal yaşantılarıyla tipik Anadolu köyünü hatırlatmakta. Evladı Fatiha'nın Osmanlı torunlarının yaşadığı Başpınar Köyü'ne geldik. Bakalım bu köyde bizleri neler bekliyor? Evladı Fatiha'nın Osmanlı torunlarının yaşadığı Başpınar Köyü'ne geldik. Selamun aleyküm. Nasılsınız? Merhabalar. Hoş nasılsınız? Geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş merhabalar. Geldiniz. Hoş merhabalar. Hepinizin böyle elini sıkayım. Merhaba, hoş geldiniz. Ne kadar güzel bir köyünüz var böyle. Hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz yakından? Sebahattin, Mehmet Sebahattin. Sebahattin Bey, ne yapıyorsunuz burada? İyi, ya geçinmek savaşıyoruz. Suyumuz çok iyidir. Hı hı. Havalar da iyi. Biraz sıcak oldu ama sizin de şansınız. Olsun, sizin diyelim? Sıcaklığınız diyelim bu. Evet, sizin de bizim de bir yer toplaşmışız. Evet. Burada sadece Türkler yaşıyor değil mi? Sadece Türkler, Osmanlı'dan. Bir de sizi tanıyabilir miyiz efendim? Mustafa Taşçı ben. Hı hı. Emekli olduktan sonra bu köye yerleştim. Bu köyde yaşıyorum. Çok sakin, çok güzel. Buraya küçük Türkiye diyorlar. Efendim, sizi de tanıyabilir miyiz? Ben Hasan Hasan. Başpınar Köyü'nde doğdum, büyüdüm. Buralıyım. Nene, dede, baba buralıyız. Toprakla uğraşıyoruz. Hayvancılık. Köyünüzü biraz anlatır mısınız? Çok güzel, tipik böyle bir Anadolu köyünü hatırlatıyor bize. Köyümüzün manzarası çok güzeldir. Sırf tek Müslüman köyüsüdür, evet. Romanya'dan. Osmanlı zamanından kalma bir köy. Çok memnunuz bugünümüze, demek ki yıkılmamış, bozulmamış. Biz yani memnunuz hayatımızdan burada. Yaşamımız iyi değilim. Şükürüz. Sakinlerince küçük İstanbul olarak nitelenen Başpınar, Romanya'da nüfusunun tamamı Türk olan tek köy. 130 haneden oluşan köyde yaklaşık 500 kişi yaşıyor. Efendim, soydaşlarımızla beraber Başpınar Köyü'ndeki bir köy evine konuk olduk. Muhtarımız Sabahattin Bey ile beraberiz. Köyümüz çok temiz, çok rahat, çok sakin, çok yaşanacak bir köy. Bizim Türk Birliği'nden öyle bir toplantımız oldu. Dediler ki ilkbahar nerede yaşayabiliriz? İsterseniz ilkbahar gelin Başpınar'da yaşayın. Açın şu camları, kuşlar ötsün. Hiç maşına sesi, araba sesi yok. Hiçbir ses yok. Sadece hayvanlar, kuşlar sesi var. Başpınar'da yaşarsın ilkbaharım. Komünist gününde demedi Roman devleti, siz de Türksünüz, buradan ya gidin. Kapıyı kapatmadı kimse bize. Biraz sıkıntı çektik, cereyan sıkıntısını, yiyecek sıkıntısını, ama sonra demokrasiye geldi. Demokrasi geldi, yani Türkiye'den vatandaşlar buraya göçti. Yani dediler ki ya siz Türkçe biliyor musunuz? Romanya deyince evet. Romanca. Ya Romanca, siz Türkçe biliyorsunuz. Biliyoruz abi, biz Müslümanız, Osmanlı'dan torunlarıyız biz, bile bile. Ya iyi de konuşuyorsunuz siz Türkçe. Öyle bir ya, iyi de konuşuyorsunuz ya Türkçe dediler. Ya abi, bizi komünist gününe bizi Bulgaristan gibi, ya sizi atlarınızı değiştirelim falan, hı hı, diyen olmadı. Bulgaristan komşu, hı hı, ülkemizi biliyorsunuz ki öyle bir şeyler oldu. Başpınar Köyü'nün namını duyup buraya gelen Mustafa Bey ile beraberiz. Buraya Küçük Türkiye deniyormuş ki Mustafa Bey de böyle söylüyor bize. Efendim, siz normalde Nevşehirlisiniz. Evet. Nereden geldi aklınıza buraya gelmek? Şimdi ben Türkiye'de uzun süre bürokraside çalıştım. Vali danışmanlığı yaptım. Kültür ve eğitim danışmanlığı yaptım. Emekli olduktan sonra sakin bir yerde yaşamak istedim ve bir arayış içerisinde Romanya'ya geldim. Romanya'da başka bir köyde bir yıl kadar durdum. Sonra bu köyün namını duydum. Küçük Türkiye, evet, ya da Küçük İstanbul. Öyle söylüyorlar. Oradaki Türkler ve Tatarlar öyle söylüyor. Hı hı. Ben Romence pek bilmiyorum. Dolayısıyla bu isim benim dikkatimi çekti ve buraya geldim. Köy muhtarı Sabahattin Bey'e
Dedim ki ben bu köyde yaşamak istiyorum ama buradan da beni evlendirirsen dedim. O da dedi ki bakayım. Burada evlendiniz. Burada dedi seni evlendirelim ve öyle nasip oldu. Kaldık burada. 2 senedir bu köydeyiz. Emekli olduktan sonra doğup büyüdüğü Türkiye'den ayrılıp evladı Fatihan yurduna yerleşen ve buradan evlenen Mustafa Taşçı bizi evine davet ediyor. Geleneksel Türk misafirperverliğini burada da hissediyoruz. Başpınar Köyü gerçekten çok güzel bir köy. Halkı da ayrıca güzel, misafirperver. Gördüğünüz gibi bize şimdi sofra hazırlıyorlar. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Allah ne verdiyse. Evet, sağ olun. Çok Allah ne verdiyse. Mikrofonumuzu Mustafa Bey'in eşi Nuriye Hanım'a uzatıyoruz. Eşim rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. 4 çocuğum var. Onlar hepsi evli. Yanımızda değil, aşırıda, kasabada. O rahmetli oldu. Ben kaldım 1 sene 4 ay dul. Son bu insan gelip buldu beni. Nereden bulduysa bilemeyeceğim artık. Ben hiç çıkmadım. Adam arama, şey arama. O geldi buldu. Nereden bulduysa. Peki biz burada işte Türk geleneklerimizi devam ettiriyoruz değil mi? Hı-hı. Nasıl istediler? Halinde konuşma. Halinde konuşmayayım. Ama ben doğru söyleyeyim. Siz gelip buldunuz. Ben bulmadım. Peki nasıl istediler sizi? Bir isteme oldu mu? Ona sor. Ona sor. Nasıl işte o nasıl geldi, nasıl istedi ona sor. Burası bana sorma. Bizim naşamız Sebahattin Bey, o ara buluculuk yaptı. O konu nasıl istediniz? Sebahattin Bey'e söyledim ben. Bu köy dedim küçük Türkiye diyorlar. Hı-hı. Ben bu köyden evlenmek istiyorum. Var mı böyle bir hanım? O da dedi ki soruşturayım. Varsa. Var da dedi, yani gönüller olursa yaparlarsa. Hepsi dedi evlenmek istemiyor. Çoğunun maaşı var. Evlenmek istemiyor filan. Sonra Nuriye Sultan'la görüşmüş. O da demiş ki gelsin görüşelim. Öyle nasip oldu. Oldu işte. Nuriye Sultan, sen kabul ettin mi? Hemen gördün böyle. Biraz naza çektin mi? Hiç çekmedim. Hani Türk kızları bilemedim. Birazcık böyle nazlanır biliyorsun. Bilemedim. Yani bilseydim naz yapardım. Hiç olmasa bir ay bağlayayım. Ama bilemedim nasıl şey oldu bilmem. Hemen bir haftanın içinde hemen evlendik. Bir haftanın içinde? O kadar. Türkiye'de yaşayan akrabaların hiç var yok, mı? Hiç yok. Hiç yok. Türkiye'ye geldi mi peki? Ben mi? Hı-hı. Hiç gitmedim. Hiç gitmedim. Hı-hı. Merak ediyor musun? Götüreceğim. Götürecek misiniz? Nereye götüreceksiniz? Götürürsem bir daha da gelemez. Türkiye'de yaşayacak. Sever mi diyorsunuz Türkiye'yi değil mi? Evet, bence sever. Benim dikkatimi bir şey çekti. Sizinle hemen paylaşmak istiyorum. Buyurun. Nuriye Sultan oturuyor. Mustafa Bey çalışıyor. Yani nedir bunun sırrı? Buradan mı alsak acaba bir erkek? Burada mı evlensem acaba ben? Ne bileyim? Kısmet nasip neresiyse şimdi bilemem. Ay buranın suyundan mıdır? Nedendir ay, böyle? Nedendir? Ne bileyim, bilemeyeceğim. Burada bayanlar oturuyor, erkekler mi çalışıyor? Hayır canım, kesin misafirlere sen. Hiç yaptım. Ben kendim yapıyorum Allah'a şükür. Kolum bacağım tutuyor. Tabii, neyi yaptırayım? Neyi yaptırayım? Siz onu çekime kendim aldığınız için öyle. Nuriye Sultan çok güzel hizmet yapar. Siz görmediniz. Yok, biliyoruz, tahmin ediyoruz. Ben kendim yapayım. Ama bazı şeylere yardım edeyim öyle. Hani şey yemekler öyle pilavmış, öyle tatlıymış, bizim, öyle şeyler. Bizim geleneklerimiz var. Bunların bilmediği yemekler mesela. Onların bir kısmını ben yapıyorum burada. Bilmediğim yemekler deme canım. Yani. Anlaşılan. Allah'ım ya. Allah'ım ya Rabbim. Kendini şimdi bana... Kendini... Yavaş yavaş televizyona çekiyor. Çıksın ha. Türkiye duyacak. Yavaş konuş. Duysun. Sıkı halinde ben, konuş. Beni şikayet ederken yavaş konuş. Baksana o ne için gelmiş? Gel bana şey için ye. Allah aile içi bir çatışmaya mı sebep oluruz yoksa? Hayır canım öyle şey yok. Tabii şaka şaka espri. Gerçekten çok çok teşekkür ediyoruz. Buradan selam göndermek ister misiniz Türkiye'ye? Abi, neler söylemek istersiniz? Ne bileyim. Söyle sen önce canım. Sen sonra ardından. İlk önce beyler. Sayın Cumhurbaşkanına, Başbakanımıza ve diğer Türk soydaşlarımızın tamamına, Ay Yıldız'ın gölgesinde yaşayan herkese bol bol selam gönderiyorum. Amin inşallah. Benden de aynısı. Sabahattin abi, şimdi nereye gidiyoruz? Köyü dolaşıyoruz ama. Köyü dolaşıyoruz. Bir anneye konuk olacağız şimdi. En köyün en yaşlı teyzesine sizi öyle konuk mi edeceğim. Geçin buyurun. Teyzeciğim merhabalar, nasılsınız? Benim kulaklarım çekmiyor kızım. Öyle mi? Bir daha söylerim. Nasılsınız? İyi misiniz? Elinizi öpeyim. İyi şükür. İyi şükür. Neler yapıyorsunuz? Size konuk olduk. Kızlarım bakıyor bana. İki kızım var. Onlar bakıyor. Birisi kasabada, birisi kubadında. Kasabadan yemek getiriyor bana.
Ta oralardan getiriyor. Ya buzluğuma koyu. Ben koyup kendi tanağıma yiyeyim. Maşallah, kaç yaşındasın teyzem? 90. Burada mı doğdun Azize teyze? Burada dünyaya geldim ben. Şimdi... Babam vardı burada, annem vardı burada, ablalarım vardı, ağalarım vardı. Bize Başpınar Köyü'nü anlatabilir misin? Nasıl bir köydü burası? Başpınar Köyü'sü çok üstleydi. Bu cami gür gür yürürdü ilerden. Pek namaz kılardılar, toplaşırdılar, namaz kılardılar. Ezan verdiler. Çok üstleydi. Azize teyzeciğim, burada mı evlendin? Burada evlendim. Nasıl evlendin? Baktım geldi, evlendim. Annem öldü, başka anne geldi. Nasıl duracaksın? Nasıl bir düğün yaptın? Bize anlatsana. Böyle Türk geleneklerini, adetlerini düğünlerine yansıttın yaptık, mı? Yaptık. Düğün de yaptık. Düğün de yaptılar. İşte düğün yaptılar. Komşularla yaptılar düğünü. Elmalar çiçek atardı ben düğün yaparken. Elmalardan çiçek koparıp da ben başıma takardılar. Taş mı yaptın onlardan? Gülerdiler bile. Efendim, Başpınar Köyü'nü gezmeye devam ediyoruz. Peki şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi bir teyzeyi ta annesine sizi konuk edeceğim. Başpınar'ın tarihinden, Başpınar'ın genelliklerinden teyze size teker teker bahseder. Tamam, hadi buyurunuz, o zaman gidelim. Hoş geldiniz, tamam. Buyurunuz. Merhabalar, nasılsınız? İyiyiz, hoş geldiniz. Hoş bulduk, elinizi öpeyim, verin. Nasılsınız? İyisiniz? İyiyiz. Allah'a şükür. Çok teşekkürler. Hacer ablacığım, çok teşekkür ediyoruz ilk önce bizi konuk ettiğin için. Seni yakından tanıyabilir miyiz? Ben 73 yaşındayım. Bu yaşta diyen valim. Şimdi kızım var. İki kızım var. Bir çocuğum var. Onları evlendirdim. Verdim diyen valim. Onlar... Bir kasabada, birisi Kuvadı'nda, birisi buradaki içinde. Herkes evinde, oğlunla, uşağınla, çocuğunla. Ben ya oturayım şimdi yalnız şimdilik. Burası gerçekten çok güzel bir köy. Biz hiç yabancılık çekmedik. Çünkü burada herkes Türk ve Müslüman. Dilimiz bir, dinimiz bir. Evet, gerçekten çok güzel. Burada mı büyüdün? Evet, burada doğdum, burada büyüdüm, bu köyde. Birazcık bize Başpınar Köyü'nü anlatabilir misin? Geçmiş yıllarda nasıldı, şimdi nasıl? Tarihinden birazcık bahsedelim. Geçmişte daha başkaydı, şimdiki gibi değildi. Şimdiki biraz kolaylık daha var diyen bali, geçmişe bakınca geçmişte daha zorluk vardı. Ki şimdi yiyin, şimdi evvelki gibi at arabasından iş yapmayız diyen valim. Sadece... Öbür türlü arabalı alan yapılı işinde çıkı var, traktörler var, sürü, eki, diki, makineler var, çalışıyı. Elbette onun alan yapılı işinde çıkı, çiftçilik, bizim köyümüzde çiftçilik. Çiftçilikten başka yok bir şey diyen vali. Hayvancılık, çiftçilik işte öyle, tarlayla, toprakla, hayvanla meşgul oluyor köyümüz. Teyzeciğim, bahçelerinizde neler yapıyorsunuz? Ben mısır görüyorum. Evet, mısır var. Fasulye ektim, onu temizledim, dövdüm. Soğan ekiyiz, sarımsak ekiyiz. Her şey ekiyiz bahçemize, her bir şey ekiyiz. Birbirinden güzel çiçekler var burada. Evet, evet. Seviyor musun çiçekleri? Seviyorum, çiçeği çok seviyorum. Evet, belli zaten bahçenden. Çiçeği çok rengarenk. Çok seviyorum çiçeği. Hacer teyze kahve ikram etmek için bizi evine davet ediyor. Hacer teyzenin evindeyiz. Hacer teyzeciğim, ellerine sağlık. Kahven gerçekten çok güzel olmuş. Buranın evleri Osmanlı evlerine böyle benziyor. Burası salon mu?
Evet, burada oturayım, burada yatıp kalkayım kendim diyeyim bari. Evvel zaman evi işte, Osmanlı evi diyeceğiz. Evet, gerçekten öyle. Öyle, yer evi. Hacer teyzeciğim, şöyle evini bir dolaşalım mı? İzleyicilerimize gösterelim evet, mi? Dolaşalım. Hadi gel dolaşalım. Bakalım. Duvarlarında ne güzel halılar var, rengarenk. Şöyle dolaşıyorum. Aa Hacer abla, burada ne kadar güzel bir, ne görüyorum ben? Türk bayrağı. Evet. Nereden geldi bu Türk bayrağı? Gel şöyle geç istersen. Hemen şöyle. Birazcık anlatır mısın bunu, neden buraya astığını? Seviyorum doğuştan. Onun için astım oraya. Türk bayrağı sevilmez mi hiç? Böyle gönlümüzde bizim... bir Türkiye özlemi mi var? Evet. 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 Oradan Türkiye'den insanlar geldi. Onlar hediye etti bana onu. Ben de koydum oturduğum yere, her daima göreyim diye koydum burayı, yattığım yere, oturduğum odaya koydum. Hacer teyzeciğim, her şey için çok teşekkür ediyorum. Kahve için, bu güzel sohbet için. İnşallah gene görüşürüz. İnşallah gene görüşürüz. Belki gene, sen Türkiye'ye gene, de gelirsin. Gene buyurun inşallah. İnşallah giderim. Allah kısmet ederse inşallah siz de gelin, siz de buyurun. Gene bekleriz. Çok teşekkürler. Gene öpeyim seni. Annemize her gene... şey için çok sağ olun. Görüşmek üzere size diyorum. Sağ olun. Hoşça kalın. Romanya'da adeta küçük bir Türkiye Başpınar Köyü. Yüreklerinde ay yıldız sevgisiyle yaşıyor soydaşlarımız. Bu evladı Fatihan yurdunda, köyün tam ortasında bulunan İbrahim Camii'nin minaresinden, tıpkı Türkiye'de olduğu gibi, günde 5 vakit ezan sesi yükseliyor. Allahu Ekber. Başpınar Köyü'nün tek camisi olan İbrahim Camisi'ndeyiz. Burası 1960 yılında yapılmış. Caminin imamı Ahmet Bey ile beraberiz. Hocam bu cami hakkında sizden biraz bilgi alalım mı? Cami 1960'ta yapılmıştır. Taştan yapılmıştır. 5 vakit ezan okuruz. Sabah ezan okunan tek cami bu köydedir. Dışarıdan. Başka köylerde de okunuyor ama... Şey içinden okunuyor. Burada dışarıdan okunuyoruz. Başpınar'daki soydaşlarımız Anadolu'dan yüzlerce kilometre uzakta yaşasalar da kalpleri Türkiye sevgisiyle çarpıyor.